Yani şu, A'dan B'ye doğru gitmemiz isteniyor ve en kısa yoldan gidecekmişiz. Şimdi kaç farklı yoldan gidilebilir istenen şey bu. Biz şöyle ele alacağız. Farklı biçimlerde ele almak mümkün. Ben yönler üzerinden ele almak istiyorum. Normal şartlarda ülkemiz üzerinde değerlendirirsek, bir haritaya, Türkiye haritasına baktığımızı düşünürsek, yukarısı kuzey, aşağısı güney, şu taraf doğu, bu taraf da batı olur. Ben bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Eğer şöyle sağa doğru gidersek doğu diyeceğim, aşağı doğru gidersek güney diyeceğim. Şimdi A noktasından çıktık. İki seçeneğimiz var. İki seçeneğimiz var. Ya doğuya doğru gideceğiz ya da güneye doğru. Şöyle yapabiliriz. Diyelim ki böyle geldik. Hiç önemli değil ne tarafa gittiğimiz. Her bir kare bir tane doğu olacak. Bir tane doğu sağa geldim. Bir doğu daha sağa geldim. İstersek güneye doğru gidebiliriz. Sonra bir kez daha güneye gidelim. Hadi bir kez daha güneye gidelim. Sonra bir tane doğuya gidelim. Şöyle. Bir tane daha doğuya gidelim. Bir tane daha doğuya gidelim. Ne yapabiliriz? Artık güneye gitmek zorundayız. Başlangıç noktamızdan bitiş noktamıza doğru bir tane rota çiziyorum. Bir tane rota çizdim. İki kez doğuya gittik. Üç kez güneye gittik. Üç kez doğuya gittik. Bir kez de güneye gittik. Eğer biz A noktasından B noktasına gitmek istiyorsak bunun değişik biçimde yer değiştirmiş işlemlerini yapmalıyız. Yani biz şunu yaparsak mesela buradan güney, 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 şöyle de doğu, doğu, doğu diye gidersek 4 kez güneye, 4 kez güneye, burada da 5 kez doğuya gitmemiz gerekir. Gerçekten sayarsak şunlar hep aynı çıkacak. 1, 2, 3, 4, 5 doğu, 1, 2, 3, 4 tane de güney. Yani bunların değişik biçimde yer değiştirmiş halleri olacak. Mesela ben şu ikisinin yerini değiştirsem şöyle olur. Doğu, güney, doğu. Bu ikisini değiştirdim. Şunlar gerisi aynen sabit kalacak. Güney, güney, doğu, 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 güney olacak. Mesela biz bu işlemi yapmış olsak şekil üzerinde. Doğuya gideceğim. Bir tane doğu. Güneye gideceğim. Bir tane güney. Doğuya gideceğim. Bir tane doğu. İki kez güneye gideceğim. Bir, iki kez güney. Üç kez doğuya gideceğim. Bir, iki, üç kez doğu. Bir kez güneye gideceğim. Burası işte. Yolu yine gitmiş olur. Yani bunların yer değiştirme miktarı bize rota sayısını verecek. Farklı yolları verecek. O halde şuradan devam edelim. Bunu siliyorum. Şu ifadeye bakacağız. Biz bunların yerlerini kaç farklı şekilde değiştirebiliriz? Bakalım toplam kaç tane harf görüyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane görüyoruz. Bizim sonucumuz 9 faktöriyel. Böyle tekrarlayanlara böleceğim. 1, 2, 3, 4, 5 doğu var. 5'e bölüyorum. 1, 2, 3, 4 tane güney var. 4'e bölüyorum. Böyle hesaplayacağız. Şimdi 9 faktöriyeli yazıyorum. Şöyle yazayım. 9, 8, 7, 6, 5 faktöriyelle bitiriyorum çünkü şununla sadeleşir. Şöyle 5 faktöriyel, 4 faktöriyeli açacağım. 4, 3, 2, 1'i yazmıyorum. Gerek yok ona. 5 faktöriyeller birbirini götürdü. Sonra şimdi 4 çarpı 2, 8 eder. Bu 8'i götürelim. Şunlar da götürsün birbirini. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. Şimdi kalanlara bakalım. 9, 7 ve 2 kaldı. Şimdi 7 kere 9, 63 çarpı 2. 63 ile 2'yi çarparsak bu da 126 yapar. Demek ki 126 farklı yoldan gidebilirmişiz.